Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam haricilerin çıkacağını haber vermiş midir? Bunun bir delili var mıdır? Evet, İslam tarihinde hariciler diye çıkan bir grup var. Bu grup Hz. Ali Efendimizin önce yanındayken daha sonra Hz. Ali Efendimiz'e karşı çıkmışlar ve Hz. Ali Efendimiz'e kafir demiştir. Ancak Hz. Ali Efendimiz'in mücadele ettiği bu insanların haksız olduğunu, Hz. Ali Efendimiz'in de haklı olduğunu ifade eden bir hadis-i şerifi sizinle bu vesile paylaşmak istiyorum. Bir defa Peygamberimiz buyurmuş ki, ileride bazı insanlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Bunu Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde ma mariqin demiş. El-Mariqin. Yani dinden çıkanlar. Ancak Peygamber Efendimiz burada ince bir sırra daha dikkat çekmiş. diye lakabıyla bilinen bir kişinin de onların içinde olacağını haber vermiş. Yani Hz. Ali Efendimizle mücadele edecek, Hz. Ali Efendimiz'e karşı çıkacak bir grup olacak istikbalde. Bunlar haksızdır. Hz. Ali haklıdır. Ama haksız olanların dinden çıkan grubun içerisinde de bazı özellikleri herkes tarafından bilinen bir kişi bulunacak. Buna biz züsedye diyoruz. Hadiste geçen tabiriyle. Nedir bu? Size bunun ismini, özelliğini açıklayayım. Bunun pazusu var ama kolu yok. Pazusunun da ucunda böyle ince bir çıkıntı var. Hafif ve biraz da kıllı olduğu şekilde, beyaz kıllar olduğu şeklinde de rivayetler var. Bu özelliklere sahip olan birisinin o dinden çıkan grubun içinde olacağını Peygamberimiz haber vermiş. Ve gerçekten böyle birisi o hariciler içerisinde öldürülenler arasında bulunmuş. Hz. Ali Efendimiz de bu olayı kendi haklılığına delil göstermiş. Ve gerçekten bu olayı şahit olan birçok insan hatasından vazgeçerek Hz. Ali Efendimiz'in tarafına geçmişler ve isyandan vazgeçmişler. İstikbalde olacak böyle bir olayı haber verecek zatın ancak Allah'ın elçisi olmazsa izah edilebilir. Hem Hz. Ali Efendimiz'in isminin verilmesi hem ona karşı çıkacak grubun harici olarak marik dinden çıkacaklar olarak ifade edilmesi ve onların haksızlıklarının göstergesi olarak içlerinde bulunacak o özellikteki şahsın belirtilmesi nereden bakarsak bakalım ancak Allah'ın elçisi olması izah edilebilir. <laughs> Öyleyse Hz. Ali Efendimiz'in başına gelecek bu olayın haber verilmesi ve bunun da bizzat gerçekleşmesi Peygamberimizin peygamberliğinin binlerce delillerinden bir tanesidir.